Herkesin kullandığı güncel bir cümle, terapiye başvurma sebebi, bir nevi giriş bileti olan bir problem vardır. Problemim var, çözemiyoruz, ne yapsak olmuyor, artık bir çözüm bulamıyorum, çok yıprandım gibi cümlelerle danışan görüşmeyi başlatır genellikle. Bugün problemi konuşmak istiyorum. Yani problem nedir? Problemi problem yapan nedir? Buyurun başlayalım. Hepimiz tarafından algılanan bir problem vardır. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Problemin bir parçası hem arzu edilmeyen hem de değişime ihtiyacı olduğu varsayılan bir durumdur. Diğer parçası ise bunu zaten değişebilir bir kural olarak görmesidir. Nasıl oluyor? Bir canlandırma yapalım. Evet, şimdi Ali geldi. Ali 8 yaşında, sınıfta arkadaşıyla kavga ediyor ve onu yaralıyor. Ayşe Hanım'a bakalım şimdi. Ayşe Hanım, Ali'nin annesi. Halsizim, yorgunum, yani çocuklarla fazla ilgilenemiyorum. Ahmet Bey'e geçelim. Ahmet Bey, Ali'nin babası. Eşim tembel. Yani nasıl desem, sürekli uyuyan bir kadın. Yani bana kalırsa beceriksiz de yani. Çocukları sürekli ihmal ediyor. Ayşe yüzünden oluyor her şey. Daha çok ilgilenirse sorun çözülür. Ben zaten çok yoğun çalışıyorum. Evet, Ayşe'nin annesi. Çocukken de hep böyleydi. Ayşe kırılgan, yorulan, naif bir kız. Çocuklara gücü yetmiyor. Ahmet'in daha anlayışlı olması gerekiyor. Evet, bir de Ali'nin düşüncelerini alalım. Arkadaşım benimle dalga geçti. Aptal olduğumu söyledi. Babam da anneme hep öyle diyor. Annem hep üzgün, hep uyuyor. Annem mutsuz çünkü ben okulda çok başarılı değilim. Evet, şimdi problem nasıl oluşuyor bir bakalım. Ortaya bir durum atılıyor ve adı konuluyor. Bu durumu gözlemleyen veya keşfeden birden fazla seyircinin olması gerekiyor. Nedeni herkes tarafından farklı görülebilir veya herkes hemfikir de olabilir. Bu durum bir veya birden fazla seyirci tarafından istenilmeyen bir durum olarak ifade edilir. Bu durumun içinde değiştirme güdüsü vardır. Onu birisinin değiştirmesi gerekir. Evet, değiştirilir. Yani birkaç seyirci öyle görür. Durum içerisinde olan biri, yine bu durum içerisinde olan herhangi bir başkasının bu durumu sonlandırabileceğine inanır. Bu inanç da problemin bir parçası haline gelir. İsteseydin değiştirebilirdin. Evet, nur topu gibi bir problemimiz oldu. Şimdi tekrar kelimelerle birlikte özetlemek istiyorum. Aile içerisinde veya çevrede birileri tarafından bir gözlem sonucu bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir fikir oluşur. Bu fikir aile içerisinde yayılmaya başlar ve zamanla daha fazla taraf kazanır. Aile içerisinde genel ilgi bu yolunda gitmeyen şeyin içerisinde sıkışır kalır. Yolunda gitmeyen şeye bir açıklama getirilir. Açıklama öyle mantıklıdır ki yaşamaya devam eder ama bir yandan da çıkış yolu sunmaz. Bu hiçbir çıkış yolu olmayan açıklamaların birkaçı şöyledir. Geçmişi bir kader olarak görmek. Zamanında yapılan hatalar, pişmanlıklar, küçüklükte yaşanan ağır olaylar, kazalar, hastalıklar şu anki durumunu değiştiremeyecek kadar etkiliyordur. Beceriksiz, kötü veya değişmeyi beceremeyen veya istemeyen birilerinin olmasıdır. Problemin sorumlusunu bir kötü kişiye yüklemektir. Onun zaten mayasının kötü olduğunu savunur. Ya da biz ailecek zayıfız, çaresiziz, çözümü olmayan bir aileyiz. Bizi mucize kurtarır. Problemin içinde olan her üye hiçbir zaman çözüm yolu bulamayacakmış gibi davranışlar sergiler ve bu bir kalıp haline gelir. Gördüğümüz gibi problemin bir sebebi yoktur aslında. Problem bu dönen çarkın bir parçasıdır sadece. Peki bu problemi nasıl ele alalım? Klasik soru olan bunun için kim sorumlu sorusunu sormak istemiyorum. Bunun yerine problemi tanımlayan her kişinin anlattığı farklılıklar üzerinde çalışmak daha yararlı olacaktır. Bir sonraki bölümde problemin kişiye yararlı olduğu zamanları ele alacağız ve problemin hastalıklı tanımını aldığı zaman nelerin yaşandığını hep birlikte konuşacağız.